Hocam dedim ben resim öğrenmek istiyorum dedim. Oğlum dedi resim öğretilmez dedi, öğrenilir dedi. Sonra ben dedim ya neden öyle diyor ki dedim. Sonra aklıma geldi hakikaten de doğru yani. Çok iyi çalışmak lazım bunu. Yoksa yani resim bir kişiye öğretmenle öğretilmiyor yani. Ben çoban ressam Halil Kırkıl. Bu ressamlık ne zamandan beri sizde? 85 senesinden beri hocam çalışmaktayız. Evet. Çeşitli hocalarla çalıştık yani. Eğitiminiz ne? Eğitim ilkokul mezunuyum. Peki özel bir eğitim, resim eğitimi olarak almadınız mı bir yer? Hayır hocam almadık. Asıl mesleğiniz nedir? Asıl mesleğim kirim fabrikalarında çalışıyordum ben. Evet. 24 sene çalıştım kirim fabrikalarında. Evet. Emekli olduktan sonra da. Emekli olduktan sonra bu işe daha fazla ağırlık verdik. Hüseyin Yüce ile aynı köydeydiniz değil mi? Evet hocam aynı Anlatır köydeyiz. mısınız? Onunla bir tanışıklığınız, anınız var mı? Onları da anlatır mısınız? Tabii. Hüseyin Yüce hocam ben kendi köylüm. Evet. Hüseyin hocama ben vardım. Hocam dedim ben resim öğrenmek istiyorum dedim. Evet. Oğlum dedi resim öğretilmez dedi, öğrenilir dedi. Sonra ben dedim ya neden öyle diyor ki dedim. Sonra aklıma geldi hakikaten de doğru yani. Çok iyi çalışmak lazım bunu. Yoksa yani resim bir kişiye öğretmenle öğretilmiyor yani. Kaç tane resim yaptınız bugüne kadar aşağı yukarı? Aşağı yukarı 200-250 tane yapmışızdır hocam. Evet. Çoğunu satıyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte böyle. Kimine hediye ediyoruz. Peki böyle sizin gibi aslında resme meraklı olan ama cesaret edemeyenlere bir mesajınız olacak mı? Gayretin elinden hiçbir şey kurtulmaz hocam. Kötü resim yapmayan iyi resim yapamaz hocam. Yani resmi kötü yapıyorsa sonra düzeldir, iyi yapar.